Selamun aleyküm arkadaşlar. Bak bak. Çeteni. Oğlum. Ne yapıyorsun burada sen? Ha? Bunlar azman ya. Öbür yerden de var. Bunlar yine besleniyor. Bunlar bizim köyün köpekleri de. O ikinci, iki yabancı köpek biraz şey kaldı, yetim kaldı onlar burada ya. Kimse iğrenmiyor ki, korkuyorlar onların köpeğine. İnşallah denk gelirler, onlara mama vereceğim. Ama yoklar yani. Evet, yoklar burada. Biraz daha şöyle gidelim. Gel bakayım. Dur bakayım, bir ineyim aşağı. Normalde hep burada duruyorlar. Orada yoklar. Orada olsa da gelirler zaten. Bunlar da yok. Arkadaşlar belki bir ihtimal ileride olabilirler. Bir de bakıyorum bizim eve gitmişler. Bak gülme yazık. Neyse, eve kadar bir gidelim böyle. Kapat onu, kapat o işi. Ben büyük tarlamız için sisleri açtım. Ne varsa burada. Aha, bir kedi. Allah Allah, kedinin burada ne işi var? Evet arkadaşlar, hep demiştiniz ya, bir de kedileri besle diye. Bu kedi de hayalet olabilir. Başka bir şey de olabilir. Üç harfler falan. Ama olsun, ben bir gideyim ona bir şeyler vereyim. Gel bakayım. Orada bir şey mi bekliyor kedi? Yoksa bize kurulmuş bir tuzak mı? Gel bakayım. Gel kedi. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel gel. Ya. Neyse, o gitti.
Burada ne vardı ki? Bir şeyin nöbetini bekliyordu ya. Orada beyaz bir şey var sanki. Gözümü alıyor arabanın. Arkadaşlar, şimdi köpekleri bulamadık. Eve doğru gidelim, gidebildiğimiz kadar öyle gideceğiz. O diğer köpekler, onlar böyle 7-8 tane köpek. Onlara mesela döküyorum eti. Aa bak buradaymış şimdi. Ne iş bu, yaban kedisi herhalde, ormanda yaşıyor. Onlara döküyorum eti, yani öyle şey var, kemikli etler böyle. Yiyorlar. Tavuk mavuk. Bana kasaplar veriyor arkadaşlar. Alıyorum onlardan. Köpeklere veriyorum. Onlar bunun yanı sıra yani köyün tavuklarını da yiyorlar zannediyorum. Tamam mı? Köyde eksilen tavukları hep o köpekler yiyor. Ayrıca diğer köyde yaşayan evlere çöküyorlar. Yani kapılarına gidiyorlar. Yemek istiyorlar. Karınlarını bir şekilde doyuruyorlar. Ama bu iki tane köpek, Dogo'yla Rottweiler. Bunlar biraz şey kaldı onların yanında, yani böyle bunlara bir şey veren yok. Böyle niye veren yok? Çünkü Dogo'nun tipi offside. Dogo'yu gören korkuyor. Zaten beni arıyorlar, senin köpeğin burada diye. Benim köpeğim değil abuki. Rott'tan da korkuyor insanlar. O yüzden bunlara kimse su bile vermez yani. Ancak bizim gibi, yani sizin gibi böyle köpek seven insanlar hariç tabii ki. Diğer insanlar korkuyor yani köpekten. Keşke biz de arıyoruz onları. Keşke karşımıza çıksalar. Bunu da versek onlara. Ben şimdi özellikle kendi köpeğimi mamasından aldım arkadaşlar. Bir turladım arka bir yer, bir iki yerde duruyorlar. Bir durdukları yere gittim. Garanti bulacağımız yerde videoyu çekeyim dedim en azından, ama orada da bulamadık. Demek ki ne olduysa artık, yarın da yoksalar demek ki evlerine dönmüş olabilirler herhalde. Bakacağız. Dönmediyseler ben yine onları besleyeceğim yani. Ben iki gündür besliyoruz arkadaşlar. Yani elimizden geldiği kadar. Ama köpeklerin yani bir barınmaya ihtiyacı var. Orada yol üstünde bir evin önünde duruyorlar. Yani köy yerinde sonuçta herkes köpeği sevmiyor olabiliyor arkadaşlar. Korkuyorlar. Köpeklerin başına bir şey gelir. Bunları birkaç gün sonra çıkmazsa, bu videolardan sonra çıkmazsa sahibi, ben hem sizler aracılığıyla besleyebilecek arkadaşlara sahiplendireceğiz inşallah. Eğer burada kalırsalar. Şu an bugün mesela mama aldım. Mamalarını verecektim. Akşam vereyim dedim. Kendi köpeklerimi yedirdim. Evin orada kendi köpeklerim. Kendi köpeklerimi yedirdim arkadaşlar. Onları da yedireyim dedim. Yani bizim de işimiz rahat etmiyor. Yani biz de düşünüyoruz sonuçta. O köpekler beni gördü bir sefer. Elimden yemek yediler. Ben de diyorum ki yani onlar şimdi aç. Bizimkiler doydu. Kendi köpeğime yemek verirken aklıma onlar geliyor yani. Ama bulamadık onları. Demek ki gitmişler, ne olmuşlar. Ara sıra park buralara seri şekilde havluyor arkadaşlar. Sanki burada bir şey varmış gibi. O Dogo geldi zaten. Dogo buraya gelmişti. Ben yoktum. Belki buraya mı geldi? Dogo dedi ona, gel o yukarıda o arabanın sahibi. Belki de alıp onu buraya mı geldi acaba? İnşallah öyle olmuştur, ama öyle olsa bizim köpekler çıldırmıştı şimdi. Ama şu an öyle bir şey yok. Düşünsenize, köpekler burada. Ondan sonra diyecekler ki, aa kurgu yapmışsın, köpekleri oraya koymuşsun. Ama burada köpek yok.
şimdi şöyle pis 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 yapacağım, tamam mı? Pars hemen geldi. Pis pis pis. Gel gel gel. Gel, pis 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 pis. Pis 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 pis. Böyle yaptığım zaman arkadaşlar, Pars kedi var zannedip hemen kedim geliyor. Şu an benim olduğumu herhalde anlamadı. Şimdi korkuyor herhalde. Şu an bayırın belindedir. Buraya kadar giremiyor. Oradan kaldırmış. Gel. Hadi pis. Pars gelmedi, hayret. Hani pis. Pis pis. Geliyor bak baba. Hani pis pis pis. Gel gel pis pis. Gel pis pis. Pars. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bak? Gözükmüyor ki onu. Pars. Evet arkadaşlar, şunu sen bir al. Şimdi şöyle şey yapayım. Şuna geri doğru çek elini. Arkadaşlar, köpekleri bulamadık. Yani bizim köpeklerimizi görelim, videoyu kapatalım o zaman. Bu akşamki dur! Şşt! Nereye gitti kağıt? Bu arada arkadaşlar, evin çatısı da oldu ama daha saçı koymadık. Üstüne kim bastı ya?
Saçı bu şekil yapacağız arkadaşlar. Kiremit desenli. Daha güzel oluyormuş. Evet, Escobar bize yol ver canım. Ne oldu sana? Paris. Hadi gelin bakayım. Escobar gel. Escobar gel. Marco. Escobar buraya gel. Buraya gel. Yok, Escobar buraya gel. Escobar buraya gel. Bak bakalım Escobar. Bu Escobar yemeğini yemiş. Yarmış atmış onu ya. Spordan bakayım. Tabağı da dikmiş oraya. Tabağı da alayım buradan. Dur. Dur oğlum. Dur Escobar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Escobar akşam yemeğini yemiş. Bizim köpeklerimiz yemeği yedi, dedik ki onların da karnını doyuralım. Çık, çek, çek git, çek, çek. Tamam, narkoz hepsini yememiş. Bak narkoz bu kadar. Gerçi sabaha kadar bunu bitirir de. Çık çık hadi içeri içeri. Yani narkozu hepsinden fazla veriyorum arkadaşlar. Az bir şey bırakmış dibinde. Ama onu yer yer. Bak şu an yemeye başladı bile. Önümde alırlar diye. Bakalım. Baron da yarısını yiyip yarısını diğer yarısını sabaha kadar bitiriyor. Bakalım ney diye. Evet. Lady de çok az bırakmış arkadaşlar. Lady'ye de fazla veriyorum. Lady'im bu ara iştahı çok açık. Şimdi Baron'a bakalım. Baron'un kuyularına baksana ya. Allah aşkına ya. Ya bu nedir ya? Ha bu kadar kuyu olur mu ya? Arkadaşlar Baron'un iştahı yoktu. Ama bu ara iştahı düzelmeye başladı Paris'in sayesinde. Dur. Evet. Baron yemiş. Evet arkadaşlar. Baron bitirmiş. Baron bitirmiş. Arkana şey yap, bu tarafa gel. Evet, korsan da bitirmiş arkadaşlar. Korsan da bitirmiş. Baron'un iştahı açıldı. Çünkü Paris Baron'un yemeğin özel olduğunu biliyor, gidiyor da nöbet bekliyor. Baron da Paris yemesin diye yemeğini bitiriyor. Ama normalde Baron'un yemeğini arttırdım biraz daha. Fazla vermeye başladım Baron'a. Yemeğini tam bitirmeye başlayınca ben de biraz daha arttırdım. Daha fazla yesin diye. Şimdi Reyna'nınkine bakacağız. Reyna rahat da olduğu için belki hepsini yememiş olabilir. Reyna'nın kızarını herhalde bitmek üzeredir. Artık onu Baron'la kavuşturacağım. Evet. Reyna da şampiyon ya. Reyna da yemiş. Aferin benim kızım. Aferin benim kızıma. Evet şimdi Reyna'yı yanıma çağıracağım. Bir bakın gelişme. Gel bakayım kızım. Aferin benim kızıma. Dosun ya. Bu var ya. Buna bakma. Çok iyi arkadaşlar. Boyu. Tosun oldu ha. Ben bunu ama yakından çok fazla inceleyerek bakmadım. Ha buraya baksana ya. 4-5 günde bir değişik kilo aldı ya. Yo Reyna. Reyna'nın arkadaşlar yani kilo çok iyi şu anda. Basarları harika. Ama Reyna'nın kafa patlayacak şimdi. Boyun çok güzel arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, Baron. Dur. Baron'u içeri alacağım. Bir iki gün daha. Normalde kızan bittir inanın ama ne olur ne olmaz. Sağlam alalım işi. Köpeklerin sonra yavruları olursa sıkıntı olur onlar için. Bak Escobar! Escobar! Çakılı mahvediyor ya. Bu arada arkadaşlar oduna çalışmaya başladım ama bu odun bitmez kolay kolay. Yavaş yavaş yapacağız elimizden geldiği kadar. Pablo'ya da bakalım. Pablo yemiş mi? Pablo da yani ne iştahlı ne iştahsız ama. Korsan ne yapıyor? Uyuyor mu oğlum? Bak havale var ya, bu gece bağırmayın bak, benim canımı sıkmayın bak, tamam mı? Bir de ben de bir uyuyayım. Burada arkadaşlar köpekler tam şurada. Kangal falan da var işlerinde. Bugün oradan geçerken gördüm. Kangal tamamen oraya hakimiyeti kurmuş. Kangal dediğim yani kangal değildir o. Çoban köpeği ama büyük bir çoban köpeği. Yani barondan daha büyük bir köpek. Pablo da uyuyordu ya. Bir dur oğlum. Oğlum bir dur. Çık. Abla hayır. Çık. Hayır çık. Hayır. Allah Allah. Allah yemin olsun. O da az bırakmış arkadaşlar. Ama bunlar sabaha kadar bitiyor yani. Bella bakın onlar, evet bunlar yemiş süpürmüş. Yemiş süpürmüşler, şerefsizler yemişler. Bella tosunu. Bella tosunu. Bella'ya bakın arkadaşlar, ne kadar büyüdüğünü görün. Yani benim belimi geçti yukarı ayağa kalkınca. Buna belli biraz daha mama vereyim arkadaşlar. Şimdi yaş mama, yaş mama veriyorum, konservesini de veriyorum. Şimdi yaş mama. Bir de yumurta falan da kırıyorum ama onu yedikten sonra şöyle biraz da bir tas mama veriyorum. Bunu da gece kalkınca o canı çekiyor, yemek çekiyor. Gece kalkınca yiyor yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu video karanlık oldu. Çünkü karanlıkta vakit yok. Vakit yok. Çalışıyoruz. Hem ofis işleri hem de bu odun modun işleri, çevre düzenlemesi falan filan derken çok yoğunum arkadaşlar. O yüzden video çekmeye vakit olmuyor. Bu akşam o köpekler için bir video çekecektik ama olmadı. Yoklar. İnşallah sahiplerine doğru gitmiştirler. Yani başlarına bir şey gelmeden inşallah. O yüzden bu köpekleri bu tarz köpekleri salmak doğru değil bence arkadaşlar. Köpekleri salın, yok köpek öyle olur böyle olur diye. Köpeği kontrollü bir şekilde salacaksın elinde. Gözünün görebildiği, ona sözünün geçebildiği yerde salacaksın. Ondan sonra alıp bağlayacaksın. Çünkü bak köpek kaç köy öteden buraya geldi belli değil. Köpekler gidebiliyor. Daha önce de buraya gelen köpekler oldu biliyorsunuz. Kızan kokusu olduğu zaman köpekler alır başını gider. Erkek köpekler öyledir. Ama ben o dişi köpeğe anlam veremedim.
Neyse yarın yine bakacağım. Onlar yarın şeyse oradaysa yine onları besleyeceğim. Yine sizi bilgilendireceğim onlar hakkında. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.